Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Selin Sürer Ünlü. Doğu Ukraynalılar Kiev'den bağımsızlıklarını ilan etmek için hafta sonu sandık başındaydı. Ancak Washington daha çok 25 Mayıs tarihinde Ukrayna'da yapılacak olan genel seçimlere odaklanıyor. Amerikan Kongresi Ukrayna'nın demokratik haklarının korunması için Moskova'ya yönelik daha sert yaptırım kararları almayı da planlıyor. Amerika'nın Sesi muhabiri Michael Bauman'ın haberi. Yasal olmadığı konusundaki uyarılara rağmen Doğu Ukrayna'da tartışmalı bağımsızlık referandumu pazar günü yapıldı. Amerika Savunma Bakanı Chuck Hagel'a göre Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in Rus ordusunu Ukrayna sınırından çekme sözü verip tutmaması durumu daha da gerginleştiriyor. Gördüğümüz kadarıyla hiçbir yere gittikleri yok. Niye çekiliyorlar diye açıklama yaptığını Putin'e sormak lazım. Amerika ve NATO müttefikleri tarafından uygulanan yaptırımlar Moskova'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü sert tavrı etkilemişe benzemiyor. Rusya kısa vadeli çıkarlar için kendisini soyutlamaya devam ediyor. Belki bir şey kazandıklarını sanıyorlar ama dünyada kısa vadede bir şey kazanılmıyor. Kırım'da oynanan oyunu şimdi de Doğu Ukrayna'da görüyoruz. Rusların huzursuzluk başlatmak için isyan çıkarmayı hedefleyen bir planı var. Cumhuriyetçi Senatör Kerry Ayotte, Amerika'nın 25 Mayıs'taki seçimlerden önce Rusya'nın tüm ekonomisini hedef almasını istiyor. Yönetimin Rusya'nın bütün sektörlerini hedef alan yaptırımları seçimlerden önce onaylaması gerekiyor. Böylece seçimler olaysız bir şekilde tamamlanabilir. Bence yaptırımları seçimlerden sonra onaylamak çok geç olur. Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Başkan Obama'nın Rusya'ya karşı daha sert yaptırımlarda bulunması için Kongre'nin onayını almasını istiyor. Başkanın bunu kararname çıkararak yapmaktansa, Kongre'ye gelip Putin'e daha sert bir uyarı olan sektör bazında yaptırımlar için çoğunluğun desteğini almaya çalışması gerekir. Bu yaptırımlar Rus ekonomisini etkilemenin yanı sıra müttefiklerimizi de cesaretlendirir. Bence Avrupalılara sektör bazlı yaptırımlar konusunda daha fazla baskı yapmalıyız. Demokrat Senatör Chris Murphy, Rusya'nın ağır bir bedel ödemesi gerektiği görüşünde ancak Amerika'nın bunu tek başına yapamayacağını söylüyor. Amerika'nın yaptırımlarda tek taraflı hareket etmesi bize yarar değil, zarar getirir. Bu yaptırımlar tek başına Moskova'ya geri adım attırmaya yeterli değil. Hatta Putin'in provokasyona devam etmesine bile sebep verebilir. Obama yönetimi yetkilileri geçtiğimiz günlerde Rusya'ya daha ağır yaptırım kararı alma tehdidini yineledi, ancak bunun ne zaman gerçekleşeceğine değinmedi. Mehtap Çolak Yılmaz, Amerika'nın Sesi, Washington. Birleşmiş Milletler Suriye'yi kimyasal silahlarının teslimini yaklaşan süre dolmadan tamamlamaya çağırıyor. Bu arada Suriye'de Beşar Esad'a bağlı ordunun yaklaşık 150 bin kişinin hayatına mal olan ve ülkeyi bölen iç savaşta ilerleme sağlamaya başladığı da gözlerden kaçmıyor. Amerika işte bu şartlar altında Suriye muhalefetine silah dışı yardımı artırma sözü verdi. Ancak birçok Amerikalı kongre üyesi bunun Suriye'deki iç savaşta denge sağlamak için yeterli olmadığı görüşünde. Ayrıntılar Amerika'nın Sesinden Slatika Hawk'un haberinde. Birleşmiş Milletler'e bağlı kimyasal silahları yasaklama örgütünün misyon şefi Sigrid Kaag, geçtiğimiz günlerde New York'ta Suriye'nin kimyasal silahlarının büyük bölümünün imha için depolardan taşındığını, ancak bu silahların %8'inin hala hükümetin elinde olduğunu açıkladı. Kimyasal silahların ülke içi ve dışında imhası konusunda önemli ilerleme sağladık. %92'si imha edildi. Ancak ülkedeki güvenlik koşulları nedeniyle hükümetin elinde kalan %8'ine ulaşamıyoruz. Bu da bizi kaygılandırıyor. Kaag, Suriye hükümetinden 30 Haziran'a kadar kalan kimyasal silah malzemesine güvenli ulaşma izni vermesini istedi. Çünkü gemiler bekliyor. Norveçli ve Danimarkalı dostlarımız bekliyor. Kimyasal silahların son partisini de imha etmek istiyorlar. Elbette Amerikan gemisi de imha işlemine başlamak için sabırsızlanıyor. Çünkü sürenin dolmasına az kaldı. Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry, Washington'da Suriye Muhalefet Koalisyonu Başkanı Ahmet Jarba ile görüştü. Koalisyonla ortaklığımızı geliştirme yolunda bu hafta bazı adımlar attık. Suriye ile ilgili birçok konuda aramızdaki diyaloğu devam ettireceğiz. Bunlar arasında şiddete son verme, rejimle mücadele, insani krizi hafifletme, Suriye halkını gerçekten temsil eden ve ihtiyaçlarına karşılık veren bir hükümet göreceğimiz güne doğru ilerleme sağlamakta yer alıyor. Jarba ise iyi silahlanmış hükümet kuvvetleriyle yetersiz donatılmış isyancılar arasında denge sağlanması için Amerika'nın daha çok yardım etmesini istedi.
Suriye halkı dünyada lider rolü oynayan süper güce bakıyor. Amerika ile şimdi ve gelecekte de işbirliği yapmak istiyoruz. Hedefimiz çoğulcu bir sivil toplum, tüm azınlıkların çoğunlukla yan yana yaşadığı adil bir devlet kurmak. Amerika muhalefete yardımı 27 milyon dolar arttırmayı planlıyor ancak silah ve başka askeri destek sağlamayacağını bildiriyor. Muhalefet lideri Jarba bu konuda bazı Amerikalı kongre üyelerinden daha olumlu sözler duydu. Senatör Bob Casey, ılımlı Suriye muhalefeti adına Başkan Barack Obama'ya mektup yazdığını açıkladı. Başkandan, ılımlı askeri muhalefete silah yardımına izin vermeyi ciddi olarak düşünmesini istedim. Ilımlı muhalefet ile daha iyi eğitilmiş ve silahlanmış aşırı eğilimli militanlar arasındaki açığı kapatmakta ciddi çaba harcanırsa, sadece Özgür Suriye ordusunun morali güçlenmez, savaşın gidişi de değişebilir. Bu arada Devlet Başkanı Esad devam eden savaşa ve milyonlarca Suriyelinin çatışmalardan kaçıp başka ülkelere sığınmasına rağmen 3 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı seçimi yapmaya hazırlanıyor. Hülya Polat, Amerika'nın Sesi, Washington. İsrail-Filistin sorunuyla devam edelim. Amerika'nın 9 ay boyunca arabuluculuğunu yaptığı müzakerelere ve Obama yönetiminin Orta Doğu'da kalıcı barış sağlama çabasına rağmen taraflar arasındaki barış görüşmeleri sonuç vermedi. Amerika'nın Sesinden Meredith Beal da işte bu 9 aylık sürecin başlangıcını ve yolda takılan engelleri haberinde derledi. Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry geçen yıl Temmuz ayında bakanlıktaki ilk yılının önceliği olacak diplomatik bir girişim başlattı. Amaç, birlikte barış ve güvenlik içinde yaşayacak olan bir İsrail ve Filistin yaratmaktı. Amacımız önümüzdeki 9 ay içinde tarafların uzlaştığı nihai bir anlaşma sağlamak. Böyle bir anlaşma, yıllardır süren kanlı bir çatışmaya son vererek Kudüs'ün geleceğini ve Filistin devletinin sınırlarını belirleyecekti. Dışişleri Bakanı Kerry bölgeyi birçok kez ziyaret etti. Kapalı kapılar ardında toplam 6 farklı başkentte 100'den fazla toplantı yapıldı. Başkan Obama, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Beyaz Saray'da ağırladı. Ancak Hamas yüzünden anlaşma sağlanamadı. Gazze şeridini kontrol altında tutan İslamcı militan grup Hamas, İsrail'e roketli saldırılar düzenledi. İsrail savaş uçakları da karşılık verdi. Amerika ve İsrail'e göre Hamas terörist bir örgüt. Batı Şeria'daki Filistinlilerin Hamas ile uzlaşmasını kınayan İsrail, barış görüşmelerini durdurdu. Uzman Jonathan Schanzer durumdan kaygılı. Bu, Filistin Ulusal Hareketi için iyi bir gelişme değil. Cihatçı terörizm ideolojisinin Filistin Kurtuluş Örgütü tarafından benimsenmiş olması yakışık almıyor. Müzakerelerin sonlanmasına neden olan başka nedenler de var. Müzakereler sırasında İsrail, Batı Şeria'da ve Doğu Kudüs'te 13 binden fazla yeni yerleşim planını hayata geçirdi. Bu girişim Filistinlileri öfkelendirdi. Halid Elgindi, Brookings Enstitüsü uzmanı. Eğer iki devletli çözüm diplomasisi henüz ölmediyse bile ölümün çok yakın olduğu kesin. Başka bir alternatifi de henüz yok. Amerikan Kongresi de yakında Filistinlilere yardımı kesebilir. Eğer Hamas Filistin yönetiminin bir parçası olursa Filistin'e yapılan yardımın kesilmesi söz konusu olabilir. Kongre üyelerinin daha şimdiden bunu yapmak istediklerini görüyoruz. Dışişleri Bakanı Kerry, Afrika gezisi sırasında müzakerelere ara verilmesi gerektiğini söyledi. Bence şu anda yapılacak en uygun şey müzakerelere ara verip sonuçları iyice değerlendirmek ve önümüzdeki günlerde neyin yapılıp neyin yapılamayacağını kararlaştırmak olacak. Kerry, Orta Doğu barış sürecinin kesilmesinin Filistin kaynaklı şiddetin yeniden başlaması anlamına gelebileceği uyarısında da bulundu. Yenal Küçüker, Amerika'nın Sesi, Washington. Amerika'da Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Michael Grimm hakkında kongreye seçilmeden önce sahip olduğu restoranda vergi kaçırma dahil bir dizi yasa dışı işlem yürüttüğü gerekçesiyle dava açıldı. Restoran sahibi olmadan önce FBI'de çalışan Grimm seçim kampanyasında da usulsüzlük yapmakla suçlanıyor. Bu suçlamalar siyasi maksatlı olup tek amacı şahsımı hedef alarak beni görevden uzaklaştırmaktır. New York'tan Temsilciler Meclisi üyesi olan Michael Grimm, 2010 yılında kongreye seçilmeden önce işlediği iddia edilen 20 federal suçu kabul etmiyor. Federal savcı Loretta Lynch ise FBI'de çalıştığı dönemde yolsuzluk ve usulsüzlükleri soruşturmakla görevli olan Grimm hakkında ciddi suçlamalarda bulundu. Grimm, 2007 ile 2010 yılları arasında sahibi olduğu ve işletmesini kendisinin üstlendiği restoranla ilgili olarak vergi dairesine yanlış beyanda bulunmuş, posta ve havale yoluyla usulsüzlük yapmış, sağlık sigortası yasalarını ihlal etmiş, kaçak göçmenlere iş vermiş ve hakkındaki yasal işlemleri engellemeye çalışmıştır.
Federal hükümet Graham'in Manhattan'daki işletmesinden elde ettiği 1 milyon doların üzerindeki ciroyu kayıt dışı tuttuğunu iddia ediyor. The Hill adlı siyasi gazetenin muhabiri Alexandra Jaffe, Graham'in seçim kampanyası sırasında da usulsüzlük yaptığını söylüyor. Bir haham ve cemaatinin Graham'in seçim kampanyası için 500 bin dolar toplamasına aracılık ettiği ve bu paranın kaynağının yabancı uyruklular olduğu iddia ediliyor. Yasalara göre yabancıların Amerikan seçim kampanyalarına bağış yapması yasak ve Graham hakkındaki bu iddia da soruşturuluyor. Bu soruşturma kapsamında suçlanan Graham'in eski kız arkadaşı Diana Durant da hakkındaki iddiaları reddetti. Michael Graham, kongreden istifa etmeyeceğini ve Kasım'daki ara seçimlere de katılacağını açıkladı. Ben ahlak ve prensip sahibi bir insanım. Bu ülkeye daha uzun yıllar çok iyi şekilde hizmet edeceğim inancındayım. Ancak FBI, Graham'le aynı görüşte değil. Dairenin New York Başkan Yardımcısı George Venizelos yaptığı yazılı açıklamada, Graham'in FBI'in bağlılık, cesaret ve ahlak sahibi olma gibi etik kodlarını ihlal ettiğini belirtti. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi, Washington. Benzer konulardaki bir haber de Avrupa'dan gelmişti. Merkezi Berlin'de bulunan Uluslararası Şeffaflık Örgütü, Avrupa Birliği ve kurumları ile ilgili olarak hazırladığı ilk raporda Avrupa Parlamentosu dahil birçok birlik kurumunun yeterince sayıda mı olmadığını ortaya koydu. Ayrıntılar Jeffrey Young'ın haberinde. Avrupa Birliği, Uluslararası Şeffaflık Örgütü tarafından ilk kez mercek altına alındı. Örgütün baş araştırmacısı Mark Pereira'ya göre Avrupa Birliği ve çok sayıda kurumunun ciddi sorunları var. Avrupa Birliği'nin karar alma mekanizmalarının yeterince saydam olmaması, lobicilik faaliyetlerinin şeffaflıktan yoksunluğu gibi sistem çapında bazı sorunlar tespit ettik. Avrupa Birliği'nin karar alma sürecinde kilit rol oynayan üst düzey yetkililer arasında çıkar çatışmalarının daha etkili şekilde yönetilmesi gerekiyor. Kurum içi yolsuzlukları ortaya çıkaranlar yeterince korunmuyor. Yolsuzluk yapan şirketlere yönelik yaptırımlarsa oldukça zayıf. Yolsuzluklara en sık rastlanan alan yasama ve yürütmeyi etkileyen lobicilik. Rapor, Avrupa Birliği'nin lobicilerin liderlerle ilişkilerini kontrol eden mevcut kurallarının son derece gevşek olduğuna dikkat çekiyor. Peterson, Uluslararası Ekonomi Enstitüsü uzmanı Jakob Kierkegaard da aynı görüşte. Absolutely imperative for an institution like the Avrupa kıtasındaki kısıtlamalardan sorumlu olan Avrupa Birliği gibi bir kurum için şeffaflık olmazsa olmaz bir yükümlülük. Lobiciliğin gücünün farkında olmamak ve lobicilerin siyasetçilere kısıtlamasız erişimi demokratik bir ülkede kabul edilebilir bir durum değil. Birçok ülke lideri ve siyasetçiler yasalar uyarınca mal varlıklarını ve çıkar ilişkilerini açıklamak zorunda. Bunun nedeni aldıkları kararların kamu çıkarlarıyla çatışmadığı konusunda kamuya güvence vermek. Mark Pereira'ya göre Avrupa Birliği bu konuda da sınıfta kaldı. Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu'nun mali çıkarlarını beyan etmek zorunda olduğunu görüyoruz. Ancak mal varlığı beyanlarındaki mali bilgilerin kapsamlı ve sistemli bir şekilde doğrulandığına dair herhangi bir kanıta rastlamadık. Peterson Enstitüsü'nden Jakob Kierkegaard'a göre Avrupa Birliği'nin yolsuzlukla mücadele yasalarını güçlendirmesi zor. It is true that if you really wanted to get bu sorunu kökten çözmek isterseniz reform yapıp Avrupa Birliği anlaşmasını sil baştan yazmanız gerekir. Bu da son derece külfetli bir siyasi süreç. Amerikan anayasasını yeniden yazmaya benziyor. Hiçbir siyasetçi böyle bir işe kalkışmak istemez. Kamuoyu yoklamaları Avrupa Birliği sınırları içinde yaşayanların %70'inin Avrupa Birliği kurumlarının yolsuzluklara açık olduğuna inandığını gösteriyor. Uluslararası Şeffaflık Örgütü yetkililerine göre Avrupa Birliği liderleri eğer bu konuda kaygılıysa skandallar patlak vermeye başlamadan önce yolsuzluklarla ilgili riskleri derhal masaya yatırmaları gerekiyor. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington. Washington'dan yaptığımız canlı yayının bugünlük de sonuna geliyoruz. İnternet adresimiz amerikanınsesi.com. Yarın Amerika ve Dünya gündeminin öne çıkan başlıklarıyla yine Washington'dan karşınızda olacağız. İyi akşamlar.